Merhaba, iyi günler. Dün Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın pragmatizminin sınırlarını yorumlamıştım buradayım yine. Bugün bu başlıkta, yani Erdoğan her durumda kazanır mı başlığıyla bir yayın yapmak aslında çok aklımda yoktu. Ancak bugün Duvar.com.tr'de arkadaşım Kemal Can'ın Avrupa ile krizin referandumu nasıl etkileyebileceği üzerine yazısının son bölümünde özellikle çok önemli bir nokta vardı. Benim de aynı konuda olduğum, aynı düşüncede olduğum bir nokta. O da muhalefetin, Türkiye'de muhalefetin genel olarak Tayyip Erdoğan'ın her halükarda, her durumda kazandığına inanmasının birçok şeyi seçimlerde özellikle çok etkili olduğunu yazıyor. Şimdi tam cümleler böyle değil ama yazıyı tavsiye ederim. Kemal'in yine zor ama çok derinlikli yazılarından birisi. Evet, gerçekten şöyle bir düşünce var. Türkiye'de Tayyip Erdoğan özellikle bir süredir, ilk başta çok önemsenmeyen bir siyasetçiyken, 94'te yerel seçimlerde hiç hesapta yokken, diğer aday merkez sağ ve sol partilerin belediye başkan adaylarının arasından sıyrılıp belediye başkanlığını kazandı. Ondan sonra adım adım geldi ve hep bir şekilde Türkiye'deki sistemi kontrol ettiğini düşünen kesimler tarafından her an gidebilecek, ayağa kayabilecek birisi olarak görüldü. Ama belli bir aşamadan sonra da tam tersi bir şekilde ne olursa olsun gitmeyecek, hep kazanacak, bütün aleyhine durumları da kolaylıkla lehine çevirebilecek birisi olarak görülmeye başlandı. Ve öyle ki, bu öyle bir yerleşti ki artık ilk bakışta Erdoğan'ın aleyhine gibi olan durumların da aslında kendisi tarafından kotarılmış bir takım planlar, taktikler, komplolar olduğu yolunda görüşler dile getirilmeye başlandı. Şimdi bu aslında sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Dünyanın birçok yerinde güçlü kişilere, rakipleri tarafından ve düşmanları tarafından genellikle bu tür güçler atfedilir. Bunun en çarpıcı örneği aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi. Amerika Birleşik Devletleri örneğin tarihinin en büyük meydan okumalarından birisini 11 Eylül 2001'de El-Kaide'den gördü. Ve İkiz Kulelere ve diğer yerlere yapılan saldırılar, dünyanın canlı izlediği saldırılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin süper güçlüğüne, dünya liderliğine yöneltilmiş en büyük meydan okuyuştu. Çok etkili meydan okuyuşlardı ve hala etkileri de sürüyor. Ama öyle bir yaklaşım var ki, daha ilk andan itibaren dünyanın büyük bir kısmı ve Türkiye'de de çok sayıda insan aynı şekilde bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne kimsenin yapmış olamayacağını, olsa olsa ABD'nin bunu kendi kendine yapmış olabileceği üzerine bir yığın komplo teorisi yapıldı. Kitaplar, filmler vesaireler, şunlar bunlar. Hala eminim şu anda beni izleyenlerin bazıları da beni saf olarak görüyordur ve bunun El-Kaide tarafından yapıldığına inanmamı saflık olarak görüyordur. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü büyük ölçüde buradan geliyor. ABD'de 2,5 yıl Washington'da gazetecilik yaptım ve ABD'nin birçok kurumuna gazeteci olarak gittim. Yetkililerini izleme imkanım oldu ve Amerikan yönetimine düşünce üreten, düşünce kuruluşlarının birçok faaliyetini yerinde izledim. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Orada her şeyin önceden planlandığı, her şeyin dünyanın dizayn edildiği, yıllar önceden dizayn edildiği ve bu planları tıkır tıkır işlediği bir merkez değil. Orası da diğer ülkeler gibi, tabii diğer ülkelerden daha güçlü, daha çok imkanları var. Çok daha fazla insanları var, paraları var vesaire var. Ama her şeyden önemlisi psikolojik bir üstünlükleri var. Kendilerine atfedilen bir güç var. Aslında çok kırılgan bir yapı olduğunu bize 11 Eylül göstermişti. Şu anda da Trump iktidara gelmesiyle bir başka versiyonunu yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de aslında kırılgan bir ülke, saldırılabilir, meydan okunabilir bir ülke. Ama meydan okuyanların onun karşısında eşit şartlarda savaşmayacağı da belli. Ama sonuç olarak ABD pekala yara alabilir, yaralanabilir, çok ciddi darbeler alabilecek bir ülke. Bunu
şahıslara da taşıyabiliriz ve Türkiye'de de Recep Tayyip Erdoğan örneğinde özellikle belli bir tarihten sonra Erdoğan kendisine yönelik birçok meydan okumayı bir şekilde bertaraf etmiş olduğu için bir şekilde yenilmez olarak görülüyor. Bir bu. Ama bunları bertaraf edebilmesinde de büyük ölçüde kendisine atfedilen bu yenilmezlik de etkili oldu. Bunların en önemlisinin yani birçok önemli meydan okuyuş olduğu Tayyip Erdoğan'a özellikle son dönemde bir geziyi sayabiliriz. 17-25 Aralık'ı sayabiliriz, cemaatin tezgahını. Daha sonra PKK'yı sayabiliriz, 7 Haziran sonrası PKK'yı sayabiliriz. En son olarak da tabii ki 15 Temmuz darbe girişimini sayabiliriz. 15 Temmuz çok önemliydi tabii. Bir şekilde bunu da atlatabildi. 17-25 Aralık aslında çok zordu Tayyip Erdoğan için. Onu da bir şekilde atlatabildi. Ama bunların bence en önemlisi Gezi'ydi. Gezi çünkü toplumsal bir hareketti. Onun dışındakilerin hepsi örgütsel bir komplo hareketleriydi. Gezi kendiliğinden gelişen bir toplumsal hareketti. Tayyip Erdoğan diğerlerini devletin imkanlarıyla bertaraf etti. Gezi'yi de tabii devletin imkanlarıyla büyük ölçüde bertaraf etmeye çalıştı ama esas olarak orada bir toplumsal hareket devamını getiremediği için belli bir yerde tıkandı. Ama Tayyip Erdoğan'a en ciddi meydan okuyuşun Gezi'de olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu ana kadarki AKP iktidarının bütün ömrüne, 15 yılına baktığımız zaman AKP'ye yönelik en ciddi toplumsal siyasi çıkışın aşağıdan yukarı gelen çıkışın bu olduğunu görüyoruz. PKK'nın son dönemdeki stratejisinin belli ölçülerde sınırlı olduğunu düşünüyorum. Tüm gücüyle, tam anlamıyla bir topyekün savaşı yürütmedi. Ama bir başka meydan okuyuş esas olarak Suriye'de yaşanıyor. Ve Suriye'de Tayyip Erdoğan'ın ve Ankara'nın çok ciddi bir şekilde zorlandığını görüyoruz. Aslında Suriye örneği bize Tayyip Erdoğan'ın her istediğini kolaylıkla yapabilecek bir siyasetçi olmadığını çok net bir şekilde gösteriyor. Tabii Suriye'nin böyle olmasında birçok etken var. Washington'ın Suriye'de Kürtlerle stratejik ortaklığa benzer bir işbirliği yapıyor olması var. Oradaki Esad yönetiminin Kürtlerle olan ilişkisi var vesaire. Ama sonuç olarak baktığımızda Erdoğan'a Türkiye'de özellikle rakiplerinin ve tabii ki bağlılarının atfettiği yenilmezliğin çok da fazla geçerli olmadığını söyleyebiliriz. Tabii en önemli örnek bu anlamda 7 Haziran seçimleridir. 7 Haziran seçimleri aslında Tayyip Erdoğan'ın kendisine atfedilen güce sahip olmadığını ya da atfedilen gücün mutlak olmadığını bize göstermişti. Ama bunu çevirmeyi bildi. 1 Kasım seçimleriyle tekrar tek başına iktidarı aldı. Şimdi önümüzde bir referandum var ve referandumda da genellikle şöyle şu tür değerlendirmeler yapılıyor. Erdoğan ne yapar ne eder bunu evete döndürür. Eğilim ne olursa olsun evete döndürür diye bir yaklaşım var. Bir diğer yaklaşım da hayır çıksa da bunu kabullenmeyecektir ve bunu daha sonra başka yöntemlerle erken seçime giderek hatta erken seçimde AKP ile MHP'yi bir şekilde birlikte seçime sokarak, HDP'nin barajı aşmasını engelleyerek, en fazla bağımsız milletvekilleriyle girmesi ki o belli bir miktar milletvekilinin devre dışı kalması anlamına geliyor. Ve sonuçta mecliste elde edeceği çoğunlukla anayasayı istediği gibi değiştirmek isteyecektir gibi teoriler var. Ve burada hep Erdoğan'a bir güç her zaman için oyunu çevirebilme kapasitesi atfediliyor. Şimdi tabii ki Tayyip Erdoğan son yıllarda Türkiye'nin tanık olduğu en başarılı, becerikli siyasetçi. Buna kimsenin bir itirazı olabileceğini sanmıyorum. Zaten her şey ortada. 15 yıldır ülkeyi tek başına yöneten bir güç var. Ama bunun böyle bir mutlak bir şekilde süreceğini, bunun bir kader olduğunu, hiçbir şekilde döndürülemeyeceğini söylemek gerçekçi değil. Bunun en önemli eksiği, Tayyip Erdoğan'ın belki de en önemli avantajı kendisinin karşısına bir alternatifin, partisinin karşısına alternatif bir parti, kendisinin karşısına alternatif bir siyasetçi
çıkmaması. Dolayısıyla bu nedenle birçok krizi atlatma imkanını daha kolay bulabiliyor. Çünkü kamuoyunda Tayyip Erdoğan'ın devre dışı ve AKP'nin devre dışı kalması durumunda Türkiye'yi nasıl bir gelecek beklediği konusunda net bir fotoğraf olmadığı için, 7 Haziran sonrasında bir koalisyonun da mesela kurulamaması örneğinde olduğu gibi, insanlar belli bir yerden sonra Tayyip Erdoğan'ın istikrar adına AKP yönetimini ve Erdoğan yönetimini tercih edebiliyorlar, istemeseler bile. Şimdi böyle bir alternatifsizlikten dolayı gücünün büyük ölçüde buradan geliyor olması var. Alternatifsizliğin verdiği bir insanlardaki kabulleniş, sevmeyenlerde bile olan kabullenişin etkisi var. Bir de tabii kendisinin bir kamuoyu desteği var. Ama burada çok önemli bir mesele var. Tayyip Erdoğan, Milli Görüş Hareketi içerisinden gelme bir siyasetçi. Burada küçük yaştan itibaren bu hareketin içerisinde bir davanın insanı. Ama bu davayla beraber kendisi de değişti ve bu davayı da değiştirdi ve dönüştürdü. Şimdi gelinen noktada çok önemli bir fark var. Milli Görüş Hareketi, bu hareketi izleyen bir gazeteci olarak defalarca tanık olduğum gibi bir kendini adama hareketiydi. Muhalefetteydi ve insanlar bu harekete verirlerdi. Karşılığında hiçbir şey beklemeden verirlerdi. Zamanlarını verirlerdi, paralarını verirlerdi, emeklerini, enerjilerini verirlerdi, risk alırlardı. Ama hareketin bir fazla oy alabilmesi, bir fazla yerde örgütlenebilmesi, biraz daha güçlü olabilmesi için kadın, yaşlı, genç demeden hepsi seçim kampanyalarında özellikle deliler gibi hakikaten böyle kendilerini adamış bir şekilde mücadele ederlerdi, siyaset yaparlardı. Bu belli bir andan itibaren refahlı belediyelerle beraber değişmeye başladı. Yavaş yavaş değişmeye başladı. AKP ile beraber bu değişimin büyük ölçüde tamamlandığını söyleyebiliriz. Şu anda AKP tabanında ve Tayyip Erdoğan'ın takipçileri içerisinde vermekten çok almak daha ön planda. Şimdi AKP'nin düzenlediği faaliyetlerle, mesela Refah Partisi'nin düzenlediği faaliyetler arasında çok kabaca bir benzetme yapacak olursak, bir miting vardır. Refah Partisi insanları ceplerinden paralar koyarak, arabalarını vererek, otobüslerini bularak, otobüs kiralayarak vesaire bu mitinge insanları götürürler. Ceplerinden paralarla şey yaparlar, bayrak asarlar, afiş asarlar vesaire yaparlar. Ama şimdi öyle değil, şimdi her şey çok organize. İnsanlara araçlar temin ediliyor, insanlara kumanyalar temin ediliyor. Onların mitinglere vesairelere katılması için her türlü teşvik yapılıyor. Kimi durumlarda devlet imkanları kullanılarak bazı faaliyetlere memurların, öğrencilerin falan katılması bir nevi zorunlu kılınıyor falan. Bunların arasındaki fark bence çok önemli. Dolayısıyla burada temel husus Tayyip Erdoğan'ın şu anda belli bir süreden beri AKP iktidarının ve Erdoğan'ın gücünü aldığı şey insanlara bir şey verebilmesinden kaynaklanıyor, dağıtabilmesinden kaynaklanıyor. Eğer bu verme, dağıtma konusunda bir sorun yaşanırsa bu insanların her şeye rağmen bu davaya tabii ki bağlı kalacak, kendi gerekse cebinden verecek davanın bekası için olanlar muhakkak vardır. Ama insanlar özellikle son 15 yılda çok ciddi bir şekilde sistemin merkezine gelmiş olmanın ve onun nimetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde yararlanıyor olmanın tadını o kadar çok fazla aldılar ki bunu kaybetmeye başladıkları andan itibaren bir memnuniyetsizlik başlayacaktır. Dolayısıyla bu hareketi Milli Görüş Hareketi ile belli ölçülerde bir devamlılık içerisinde görmek anlamlı. Ama belli bir yerden sonra bu hareketin Milli Görüş'ten çok ciddi bir kopuş yaşadığını, bir muhalif bir İslami hareketten iktidarda bir statükocu bir harekete dönüşmüş olduğunu, eskiden Marx'ın deyimiyle zincirlerinden başka kaybedecek hiçbir şeyleri demeyelim ama çok az şeyleri olan insanlar varken şimdi her şeyden önce çok fazla kaybedecek şeyi olan insanlar var. Ve öncelikle de bu iktidar. İktidar derken sadece siyaseti söylemiyorum. Aynı zamanda ekonomik, kültürel vesaire çok geniş bir iktidar alanı.
insanlara açıldı. Bunların azalması ya da tamamen ortadan kalkması durumunda çok ciddi şikayetler başlayacaktır. Dolayısıyla tekrar başlığa dönecek olursak, her durumda kazanır mı? Her durumda kazanmaz. Özellikle bir, kendisine ve partisine ciddi bir şekilde alternatifler çıkması durumunda zorlanacaktır. İki, insanların bu harekete, davaya, bu projeye neyse artık bağlılıklarını yeniden üretemediği durumda, ki burada yeniden üretimin büyük ölçüde insanlara bir şey vermek temelinde gelişmesi çok önemli. Bu aslında geçmişteki en büyük avantajını, bir dava partisi olma avantajını kaybetmiş olması anlamına geliyor. Bunu yeniden üretememesi durumunda çok ciddi sorunlar çıkacaktır. 7 Haziran öncesinde bunu gördük. Şu anda nasıl bir durum yaşanıyor? Çok değişik yorumlar var. Benim daha önce yaptığım değerlendirmelerde söylediğim bu husus. Şu anda Türkiye 7 Haziran öncesini andırıyor bana göre. Tayyip Erdoğan'ın bunu 1 Kasım öncesi atmosfere çevirebilmesi için yapabilecekleri var, yapamayacakları var. Açıkçası Suriye'de bir şeyler yapmaya çalışmasını devletin bekliyordum, hala bekliyorum. Ama özellikle Suriye'de Menbiş civarında hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Rusya'nın Kürtlerle bir tür koruma ilişkisi içerisine girmiş olmasının işin rengini büyük ölçüde değiştirdiğini düşünüyorum. Ama tabii ki hala bir Suriye meselesi var. Bir diğer husus da tabii ki PKK'ya yönelik, Kandil'e yönelik bir şeylerin yapılabilme ihtimali, ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bunun işaretlerini imalı bir şekilde vermişti. Mart ayına dikkat çekmişti ama Mart'ın yarısına geldik, henüz pek bir şey olmadı. Referanduma bir ay var ve önümüzdeki soru aslında bir yerden sonra bu referandum AK Parti'nin değil, Tayyip Erdoğan'ın referandumu. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan her durumda kazanır mı sorusu önümüzde. Ben bunun cevabının her durumda kazanır diye bir şart yok olduğunu düşünüyorum. Hayır, yani her durumda kazanmaz. Duruma bağlı. Şu andaki durumun çok belirsiz olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa ile olan gerginliğin çok fazla işe yaramadığı en azından Hollanda'daki seçim sonuçlarından da anlaşılıyor. Belki Hollanda'daki başbakanın işine daha fazla yaramış olabilir ve unutmaya da kısa zaman içerisinde yüz tuttu. Tabii bir ay içerisinde çok şey olur siyasette, özellikle Türkiye gibi ülkelerde siyasette çok şey olur. Ama öncelikle şunu akılda tutmak lazım. Ne olursa olsun Tayyip Erdoğan bunu da bir şekilde kendi lehine çevirecektir referandumu. Ya da referandumdan hayır çıksa bile durumu kabullenmeyip daha sonra kendi lehine çevirecektir gibi ön kabulleri muhafaza ettiği ölçüde kamuoyunun önemli bir kısmı evet, bu sorunun cevabı evettir. Yani Tayyip Erdoğan her durumda kazanır. Bu ön kabullerin çok anlamlı olmadığını söyleyerek ve bu anlamda da arkadaşım Kemal Can'ın söylediklerine katıldığımı belirterek bu değerlendirmemi burada noktalıyorum. İyi günler.